Yapalım. Buradan da ekran paylaşayım. Şunu küçültelim. Siz benim resmimi görüyor musunuz? Görünüyor. Tamam. Tamam. Eğer seste veya görüntüde bir sıkıntı olursa, hani duyamazsanız, göremezseniz bana hemen bildirin. Dediğim gibi kaydı Zoom üzerinden yapmıyorum. Hani o yüzden hani Zoom'da kayıt gözükmüyor diye endişelenmeyin. OBS Studio'ya kaydediyorum. Şimdi bu cebirsel topoloji bir dersi. Ne yapacağız bu derste? Bu derste ilk önce topolojik uzaylar nedir ve topolojik uzaylar üzerindeki temel İşte yapılar bir topolojik uzaydan veya birkaç topolojik uzaydan başka bir topolojik uzay elde etme yolları vesaireler. Ondan sonra da bir takım başka işte yani işte manifold nedir, CW kompleks nedir vesaire gibi şeylerden bahsedeceğim. Daha sonra da temel grup yani fundamental grup tanımıyla başlayacağız. Ve fundamental grubun özelliklerini covering space'lerle ortaya çıkartmaya çalışacağız. Covering space'leri tarif edeceğim. İkisinin arasındaki ilişkiye bakacağız. Ve oradan hem covering space'lerin hem de temel grubun özelliklerini çıkartmaya çalışacağız. Hiç takip edeceğim ama araya hani bir şeyler başka kaynaklardan koyabilirim. Hatcher'ın hani tercih edilmesinin nedeni hem nispeten daha modern bir kaynak artı örnekler konusunda oldukça hassas. Hani başka kitaplarda pek bulamayacağınız örnekler var. O yüzden hani Hatcher'ı ben takip etmeye çalışıyorum. Evet, şimdi topolojiye tanımıyla başlayalım. Şöyle introduction diyeyim. Topolojinin definition'ıyla başlayalım. Bir topolojik uzayın tanımı. Nedir şimdi topolojik uzay? Bakalım. Masada sallanıp duruyor. Kusura bakma böyle ses gelebilir. Okey. Topoloji. Evet. Topoloji. On a set X is a collection tau of subsets of X satisfying the following axioms. Nedir bunlar? İlki şu olacak. Boş küme ve tau'nun özür dilerim. X'in kendisi. Bunlar tabii ki X'in alt kümeleri. Her ikisi de
Town'un içinde olacak. İkincisi, sonlu tane eleman aldığımızda, yani eğer if u1 un are in tau, then so is the intersection u1 intersection un. Üçüncüsü ise birleşimlerle alakalı. Ama bu sefer sonlu olması gerekmiyor. If u alfa is in tau for all alfa in some index set, let's say j for some index set j, then the union of u alphas is of course another subset of x, and this should be also inside tau. Yani sonlu kesişimler tau'nun elemanlarının sonlu kesişimleri tau'nun içinde kalacak ve tau'nun elemanlarının rastgele birleşimleri gene tau'nun içinde kalacak. Böyle bir collection'a x üzerinde bir topoloji diyoruz. Elements of elements of tau are called open subsets of the topology tau. The pair x tau is called a topological space. Okay. So elements of tau are called closed sets. Open sets. Complements of open sets are called closed. A subset C of X is called closed if X minus C is open. Yani bu ne demek? X eksi C topolojimizin içindeyse, bir elemanı ise, o zaman o kümeye close diyoruz. Peki. Şimdi bugüne kadar tabii birçok örnek gördünüz. Topolojik uzaylar vesaireler. Belki şeyden de bahsedeyim. Closure ve interior'dan. Bir kümenin, şöyle diyeyim, let A be a subset of X. Okay. Any subset. The closure of A denoted A bar is the subset defined by, şöyle tarif ediliyor. Bu A kümesini içeren bütün closed setlerin ara kesiti, yani A'yı içerecek ve F closed olacak. Bütün bunların subseti, bu subsetlerin ara kesiti olarak tarif ediliyor.
Açık kümelerin rastgele birleşimleri açık olduğu için kapalı kümelerin de rastgele birleşimleri kapalı oluyor. Dolayısıyla bu kapalı bir küme, which is closed. Interior ise similarly interior of A denoted. Bunu bazen işte int A yazacağız. Bazen şöyle yazacağız. A'nın üzerine küçük bir yuvarlak olarak koyacağız. Is this subset defined by, şöyle tarif edilecek o da. Int A neymiş? Bu da birleşim olacak. Özür dilerim. U'ların birleşimi. Öyle ki U A'nın içinde kalacak ve U kümesi open olacak. Yani A'nın içindeki open alt kümelerin birleşimi. Tabii ki o da open bir küme olacak. Çünkü open kümelerin rastgele birleşimi open. Buradan tabii şunu söylemek de mümkün. Interior A, A'nın içindeki en büyük açık küme. Closure of A ise A'yı içeren en küçük close küme. Değil mi? Çünkü bütün close kümelerin ara kesiti closure of A. Interior A ise bütün open setlerin birleşimi, A'nın içinde kalan, bu da A'yı içeren. Peki, bunları herhalde zaten biliyorsunuz. Ama gene de söylemekte fayda var. Topolojik uzay örnekleri yapalım biraz. Examples. Finite topolojiler var. Finite topologies. Nedir bunlar? Yani mesela sonlu bir küme alalım. X işte A, B, C noktalarından oluşsun. Üç tane noktadan. Bunun üzerinde çeşitli topolojiler tarif edebiliriz. Mesela her topoloji zaten şeyi içerecek, değil mi? Boş kümeyi içerecek. Onu yazmam lazım. X'in kendisini içerecek. Yani A, B, C'yi içerecek. Bir de İşte yukarıdaki şartları sağlayan şeyleri içerecek. Mesela A noktasını içersin. B'yi içersin. Tabii bu ikisini içeriyorsa bunların birleşimini de içermeli. Dolayısıyla bir de bunu içermeli. Ama C'yi içermek zorunda değil mesela. Bu bir topoloji, değil mi? Bize topoloji on X. Tabii ki yani böyle sonlu kümeler üzerindeki topolojik uzaylar listeleyebiliriz. Bununla ilgili makaleler bile var. Hani işte bir sonlu küme üzerinde kaç tane topoloji vardır vesaire diye. Hatta bizim bir öğrencimizin de bu konuda bir çalışması olmuştu. Yani birkaç yıl önce bastırdı da onu. Şimdi şeyi unuttum. Yani çalışmasının sonucunu ama bu işte kaç tane topoloji vardır ile ilgili bir çalışma. Dolayısıyla hani konu çok klasik olsa bile hala buralarda açık şeyler var, sorular var.
Peki bir de şeyden bahsedeyim. X herhangi bir küm olsun. En set. X üzerinde iki tane bariz topoloji var. Bir tanesi şu. En kaba topoloji diyoruz. The smallest topology. Smallest topology. On X is the topology şöyle bir boş küme var. Bir de işte kendisi var. Yani iki tane açık kümesi var. Boş küme ve kendisi. Şartları otomatikman sağlıyor. Bu X üzerindeki en küçük topoloji. Buna en kaba topoloji de deniyor. Ya da en zayıf topoloji. Hani kaba olması zayıflığıyla ikisi yani denk şeyler. Neden kaba diyoruz? Çünkü OpenSet'i fazla yok. Yani noktaları birbirinden ayırabilecek OpenSet'leri yok. O yüzden kaba. Neden zayıf diyoruz? Çünkü sadece iki tane OpenSet'i var. This topology topology is also called the weakest topology or şimdi şey hatırlamadım. Weakest topology. Ha evet. Weakest or coarsest topology on X. Tersine bir de en kuvvetli topoloji var. Yani bütün open setleri alabilirsiniz, değil mi? O da şartları otomatikman sağlayacak. Onu da şöyle yazayım. Again, let X be any set. The largest, pardon, largest topoloji. On X is the topology. Şu yani power set'in kendisini alıyorsunuz. Yani bütün subsetleri alıyorsunuz. This is called topology is also called the strongest strongest or the finest. Finest deniyor mu? Topology on X. Yani en kuvvetli ya da en ince topoloji X üzerinde. Bu ikisi bir yerde şeyler işte hani birisi minimal birisi maksimal. İki topoloji. Geri kalan hepsi bunların arasında kalıyor. Kalkülüs derslerinden hatırladığımız topolojiler var. X'i reel eksen alabiliriz. Open setlerimiz yani standart topoloji şöyle diyeyim. Daha standart. Bu şunlardan oluşacak. U'lar öyle ki şu şartı sağlayacak. U R'nin bir alt kümesi ve şu şartı sağlayacak. Eğer if x is in u then
x minus epsilon x plus epsilon gibi bir şey olacak. Bunun içinde kalan for some epsilon pozitif. Bu şartı sağlayan alt kümelerin oluşturduğu kümeye standart topoloji diyoruz. Bu bizim bildiğimiz topoloji, yani işte bir yerde açık aralıklardan oluşan topoloji. Aynı şekilde tabii ki Arend bu topolojiyi yazarken bazen doğrudan şöyle yazacağız. Notation olarak R standard diyeceğiz. Bu şu demek. Bu bir topolojik uzay. R'nin üzerindeki topolojik uzay. Öyle ki açık kümeleri işte bu şekilde tanımlanan kümeler. Aynı şekilde tabii ki bunu Rn standard diye de şey yapabiliriz, görebiliriz, genelleştirebiliriz. Orada da bu open şey yerine, interval yerine ne alıyoruz? Open ball'ları alıyoruz. Yani şöyle bir tane küme bu Rn içinde open olacak. Open olacak. If what happens if for any x in U there is some epsilon pozitif so that b x epsilon, yani nedir bu? X merkezi epsilon yarıçaplı U var. Yani Y'ler Rn içinde. Öyle ki X'in Y ile farkı, bunun normu epsilondan küçük olacak. Bu U'nun içinde kalırsa. Değil mi? Yani işte şöyle bir şey ki U X şurada şöyle bir tane U var olmalı. Epsilon U var. Bu B epsilon. Her noktanın etrafına U'nun içinde kalacak şekilde bir yuvar çizebiliyorsak o kümeye open diyoruz. Bunlar bizim kalkülüsten veya işte advanced kalkülüsten bildiğimiz topolojiler. Belki biraz daha az bilinen bir topoloji şu. Bu kaç oldu? Bu arada eğer hani bir şey kafanıza takılırsa hemen durdurup sorun. Nasıl olsa hani 70-80 kişi değiliz. Sorun olmaz. Önemli olan hani hiçbir şeyi atlamadan gitmek. Line double origin, real line with double Bunu da muhtemelen eğer topoloji dersi aldıysanız biliyorsunuzdur. Bu da şöyle bir şey. Kümemiz şu. R'yi alıyoruz. Bunun aslında iki kopyasını alıyoruz. Yani şöyle yazayım. Disjoint union. İki kopyasını alıyoruz. Ondan sonra da orijin haricindeki bütün noktaları eşliyoruz. Yani belki bunu şöyle yazabilirim. Böyle yazmayayım da şöyle diyeyim. R'yi alıp mesela 0 1 kümesiyle çarpıyoruz. Yani R'nin iki kopyasını elde etmiş oluyoruz. Ondan sonra da bunu bir denklik bağıntısına bölüyoruz. Nedir o? X virgül 0 noktasıyla x virgül pardon. Evet, x virgül 1 noktasını eşliyorum. Unless x is not zero. Yani ne yapıyorum? Kümemiz şu. Real line'ın iki kopyasını aldım. Birisi 0 yüksekliğinde, birisi 1 yüksekliğinde. Yani burası bu r çarpı 0 olsun. Burası
R çarpı 1 olsun. Burada herhangi bir x noktası aldığımda, yani x çarpı 1 bu aslında. Bak şöyle yazayım. Burada da x çarpı 0 var. Bunları eşliyorum. Şurada bir nokta alırsam y çarpı 1, y çarpı 0. Bunları eşliyorum. Eşlemediğim tek nokta orijinler. Yani buradaki orijinle buradaki orijini eşlemiyorum. Onun dışında her şeyi eşliyorum. Dolayısıyla aslında bunun resmini çizersek şöyle çizebiliriz. Yani real line var. Orijini buraya koymadım. Çünkü yani iki tane orijini var. Real line with double origin. Kümemiz böyle gözüküyor. Bu resim ama aldatıcı. Neden aldatıcı? Çünkü bunun resmini aslında bu dünyada çizemeyiz. Çünkü şeyi biliyorsunuz, uzay Hausdorff değil ama içinde yaşadığımız uzay Hausdorff. Dolayısıyla da hani ve Hausdorff olmak kalıtsal bir özellik. Yani aren içine çizdiğiniz her nesne, aren içinde oturan her uzay Hausdorff olmak zorunda. Dolayısıyla da bu uzayın gerçekçi bir resmini çizmemiz mümkün değil ama böyle açıklayıcı olsun diye böyle bir resim çizebiliriz. Burada open setler şöyle şeyler olacak. Yani bundan sonra tanımını vereceğim size, hatırlatacağım yine. Quotient topoloji nedir? Buradaki open setler mesela şu bir open set. Şu bir open set. Bir başka open set şu. Mesela şu noktayı içeren ve şöyle bir aralık. Bu bir open set. Bir başka open set de şu. Mesela şu noktayı içeren ve şöyle bir open set. Bu resimden de görüldüğü gibi yani bu kırmızı noktayla mavi noktayı içlerine alan ve kesişmeyen open setler bulmak mümkün değil. Çünkü bunu içeren her open set burada hani bu orijinin civarındaki noktaların bir kısmını içermek zorunda. Bir aralık içermek zorunda. Aynı şekilde mavi nokta için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla kırmızı ve mavi noktaları içine alan iki tane open set alırsanız bu open setler illaki kesişmek zorunda. O yüzden de biz bu uzaya not Hausdorff diyoruz. Bu tanımları biliyor mu herkes? Hausdorff uzay nedir vesaire. Yani bilmeyen varsa yazabilirim. Ama yani biliyoruz diyorsanız. Öyle mi? Tamam. Onu söyleyeyim o zaman. Hemen şuraya. Bu arada hani böyle temel bir takım topolojik şeyleri hatırlamıyorsanız yani Mankris'ten Mankris'in topoloji kitabından bunları okumakta fayda var. Definition Hausdorff olmak şu. Aslında belki evet. Topological space x tau is called, aslında 2-3 tane tanım vereyim. Is called t0 if şu şartı sağlıyorsa, if for any x y x with x different than y, yani birbirinden farklı iki nokta varsa, then there are pardon there is an open set U so that either ya şu sağlanacak
X U'nun içinde kalacak ve Y U'nun dışında kalacak. Or tersi X özür dilerim. Y U'nun içinde kalacak. And X U'nun dışında kalacak. Buna T0 diyoruz. Yani T0 şu. İki tane farklı nokta verildiğinde bunlardan birini içine alıp diğerini almayan bir açık küme olmalı. Ama şunu kontrol etme şansımız yok. Yani bu açık küme ben istiyorum ki X'i içine alsın da Y'yi almasın. Bunu söyleme hakkınız yok T0 uzayında. Bir open küme var. İkisinden birini içine alıyor, diğerini almıyor ama hangisi olduğunu o kendisi karar veriyor. Buna T0 diyoruz. T1 şu. Similarly, X is called T1 if, yani gene aynı şekilde if for any x, y in x with pardon fazla gittik with x different than y there is an open set u with this x'i içine alacak and y'yi içine almayacak. Yani bu sefer ben diyorum ki x'i içine alıp y'yi almayacak bir open set olmalı. Eğer bunu yapabiliyorsanız o zaman ona T1 diyoruz. Peki T2 nedir? Finally diyorum ama aslında T3, T4 de var. Onları şimdi söylemeyeyim. Finally, x is called T2 or Hausdorff. İşte T2 uzaylar Hausdorff uzaylardır. Hausdorff. If for any x, y in x with x different than y, there are open sets. Bu sefer iki tane open set var. There are open sets or subsets. UV. Bunlar tabi topolojinin içinde. So that şunu yapacaklar. X U'nun içinde, Y V'nin içinde, and U'la V de kesişmeyecek. Eğer bunu yapabiliyorsanız o uzaya da T2 diyoruz. Tabii ki şu bariz değil mi? T2 olan bir uzay otomatikman T1 ve T1 olan da T0 olur. Yani birazcık düşünürseniz birkaç dakika hemen bunun doğru olduğunu görebilirsiniz. Ve bizim şey uzayımız Real Line with Double Origin T2 değil. T1 uzay ama T2 değil. Değil mi? Yani example the real line with double origin is T1 but not T2. Peki. Sorusu olan var mı şu ana kadar? Yok herhalde. Equivalence of topolojilerden bahsedeyim. Yani iki tane topolojik uzaya ne zaman birbirine denktir diyeceğiz. Bunun için continuous'tan bahsetmem lazım. A function
function f diyelim. X tau x'ten y tau y'a is. Yani bu bir topolojik uzay. Sadece bir küme değil. Üzerinde bir topolojik yapı var. Aynı zamanda y de öyle bir şey. Ve x'ten y'ye bir fonksiyonum var. Buna biz sürekli diyeceğiz. Is called continuous if what happens? Kalkülüsten neyi biliyoruz? Bir fonksiyona ne zaman continuous diyorduk? Continuous, özür dilerim. Open setlerin ters görüntüleri open'sa, değil mi? Burada da aynı şey olacak. If f inverse of u is open, yani bu ne demek? In tau x demek. Whenever u is open in y. Yani bu ne demek? U şeyin içinde demek. Tau y'in. Dolayısıyla tau y'in içinde aldığınız her open setin ters görüntüsünün tau x'te olmasını bekliyorsunuz. Şunu şöyle yazayım. F inverse of u is in tau x. Evet, eğer bu varsa o zaman continuous diyoruz. Bir continuous fonksiyon ters fonksiyonu varsa, continuous fonksiyonu, o da sürekliyse, o zaman da f'e homeomorfizm diyoruz. A continuous function ya da şöyle diyeyim. A continuous bijection diyeyim. A continuous bijection f işte x tau'dan y tau'ya is called a homeomorphism if its inverse, bu bijection olduğuna göre inverse var. If its inverse, f inverse, şöyle yazayım. Nereden? Bu da işte y'den x'e gidecek. Is also continuous. Continuous. Evet. Biz topolojide ikisinin arasında homeomorfizm olan uzaylara homeomorfik uzaylar diyoruz ve homeomorfik uzayları aynı olarak görüyoruz. Yani şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim. In this case tau x and y tau y are called homeomorphic morphic and ya da şöyle diyeyim, we regard homeomorphic spaces as the same in topology. Yani topolojide iki uzay arasında bir homeomorfizm varsa onları biz aynı uzay olarak görüyoruz. Aynı uzayın hani kopyaları. Aralarındaki bu f de bir yerde
Yani bir sözlük anlamına geliyor, değil mi? X ve Y'nin arasında bir bijection var. X'teki her noktanın Y'de bir karşılığı var. Bunu bir sözlük olarak görebilirsiniz. Ve o f fonksiyonuna göre bütün open setlerimiz aynı. Yani X'teki bir open setinin görüntüsü open. Y'deki bir open setin f-inverse altındaki görüntüsü open. Yani yapı olarak tamamen aynılar. Sadece noktaların isimleri farklı. Peki, evet. Topolojik uzayları nasıl ifade edebiliriz? Bir yöntemi bunun basis, subbasis lerini söyleyerek onlardan bahsedeyim. Basis and sub basis of space. Aslında böyle yazmam lazım. Sadece and subbasis. Şimdi okay. Let X tau be a topological space. Bir süre sonra tau'yu da yazmayacağım. X topolojik uzay diyeceğim. Yani ondan ne anlayacağız? X'in üzerinde bir topoloji var. İsminin ne olduğu da önemli değil. Open setlerinin ne olduğunu biliyorsak, o zaman hani ayrıca işte tau'yu falan söylememize gerek kalmayacak. Ama şimdilik yazayım. Bu topolojik uzay olsun. Şimdi bu tau değil mi? Bir açık alt kümelerin şeyi koleksiyonu, daha doğrusu tamamı. Bunun bir alt kümesine a subset or sub collection beta of open subsets of x tau is called the basis if what happens if the followings are satisfied. Bir kere şu olacak. Herhangi bir open set verildiğinde ve open set üzerinde bir tane de nokta verildiğinde o noktayı içine alan ve o open setin içinde kalan bir tane baz elemanı olacak. For any open subset U of x tau tabii ki and point let's say x in U there is some B bu collection içinde bir tane B olacak. Tabii ki bu da bir open set çünkü bu open setlerin bir collection'ı. So that şunu sağlayacak. So that x b'nin içinde ve b'de u'nun içinde kalacak. Merhaba arkadaşlar. Demin koptu galiba, değil mi? Şimdi geldi mi tekrar?
Şu anda geldi mi? Tamam, ben share'i tekrar açayım. Share'i tekrar açayım. Ama şey görmüyor. Bir dakika. Olmazsa şimdi ara verelim. Saat de tam 31 olmuş. Ara verelim. Aradan sonra şey yaparız. Tekrar devam ederiz.